Selamun Aleyküm. Excel dersin 3. derste Excel faillarının himoyalangan holda ochish, slashlarni yechish yoki qanaqa himoya qilish yo'llarini ko'rsatib o'taman. Masalan, birinchi faylimizda 2003 bu 2003 yildan 2007 oralig'ida fayllarga Excel formati qo'llangan bo'lsa, 2007, 2016, 2019 yıllardaki ofislerde yangilikler kiritilyapti. Lekin o'sha yangilikler kiritilganda eski versiyadagi Excel'lar poddirishga qilmay qolganda qanaqadir sizga ogohlantirish beradi. O'sha ogohlantirishni ko'rsatib o'taman. Masalan, vistavka bo'limidan Smart art qo'yib ko'ramiz. Agar bu siz o'zgarishlarni saqlab 2003 formatda saqlamoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, sizga mana qaysi holatda mana shu tablisi ishlamasligini bildirib o'tyapti. Ko'p holatlarda bunaqa chiqadi. Wordda ham, Excelda ham. Mana oddiy o'sha paytda продолжить bo'lsangiz, ya'ni keyingi marta ochganingizda mana shu smart artimiz ishlamaydi. O'zgartira olmaysiz, faqat rasm holatda ko'rinadi. Prezentatsiya, tablisa, diagrammalar qilinganda e'tibor asosan har doim o'sha kiniga Excel formatda saqlash talab qilinadi. O'zini holatda qoldiramiz. Bundan keyin fleshkada, Telegramda ma'lumot olganingizda mana bu holat bo'ladi. Bu holat sababi fayl bo'limi svidaniya bo'limiga kirib ko'rsangiz zashan prosmotr, ya'ni o'sha fayl virus bo'lishi mumkin yoki boshqa bo'lish ehtimoli holatga e'tiborga olib sizga zashan prosmotr qilasiz. Ko'rganingizdan keyin, xavfsizligini bilganingizdan keyin razrish redaktorini bossangiz ochiladi. Yoki Ctrl S mana razrish saqlanganini bossangiz ham o'sha tezroq ochilishi mumkin yoki tagida chiziqcha ko'rinib turibdi. O'sha kirilchada R harfini bossangiz mana ochiladi. Mana endi bunda bemalol mana boyagi aytganimdek holat qaysidir funksiyalar 2003 holatda o'sha ishlamaydi degan ma'lumotni bildiryapti. Kichikchani olib tashlab продолжить bossangiz qaytib so'ramaydi. Keyingi fayllarimizda mana fayl ochadigan bo'lsak quyidagicha ashibga chiqadi. Невозможно получить доступ только для чтения или быть зашифрован. Bunaqa fayllar qanaqadir fleshkadan kompyuterga o'tganda yoki administratorlar kompyuterdan almashganda yuzaga keladi. Buni свойства bo'limiga kiriladi. Безопасность. Mana men bu yerda e'tibor qilgan bo'lsangiz, o'sha запретит taqiqlangan bo'limi, ya'ni o'sha dasturlar ko'rinib turibdi. Dopolnительный bo'limdan ochib, bu yerda o'sha taqiqni olib tashlashimiz kerak bo'ladi. Mana изменить bo'limiga kiriladi va barcha galochkalar olib tashlangandan keyin OK применить, OK. Mana ochadigan bo'lsak, mana ochadi. Undan keyingi fayl bitta faylda ko'p formula fayllar 13 MB beryapti. Mana o'shanda ishlanaverib o'sha fayl ochish ehtimoli mana buklish chiqyapti. Buklishni bosasiz, mana obnovit chiqadi. Ne obnovit bosasiz, obnovit bosasiz fayl ochilmaydi. Bu boshqa fayl bo'lganchi mana. Yuklanyapti, lekin ochmaydi. Mana buklishni obnovit bo'lsamiz ochmaydi. Bunday holatlarda LibreOffice yoki OpenOffice degan programmalarimiz bor. O'sha programmalar orqali ochganimiz ma'qul. Ko'pincha shunaqa qilaman. Открыть помощи. O'sha LibreOffice programmasi mana shunaqa ko'rinishda. LibreOffice 64 o'sha ofis programmalari hammasi bor. Mana Excel, Word hammasi bor. Открыть помощи'dan LibreOffice tanlaysiz va yuklanishini kutasiz.
qanaqadir ishlash jarayonida tok o'chishi yoki qotib qolish natijasida mana zubay berib qoladi, o'shanda ochadi. Yana ham shunaqa holat bo'ladiki, bu programma ham ochmaydigan holat bo'ladi. O'shanda uni recover my exiles degan onlayn qilish mumkin. Mana hammasi ochyapti, ishlayapti. Endi buni fayl bo'limidan saqlanitga qilib o'zimizni Excel formatga saqlanitib qolamiz. Bu yerda Excel 2765 ga saqlanit qilamiz, mana saqlanit. Okay. O'shanda onlayn qilish mumkin. 5 dollardan 20 dollargacha atrofida bemalol pul so'raydi, sababi programmani pulli bo'lgani uchun. Buni yopdik. Mana Excel formatda bo'ldi. Mana 5 MB bo'ldi. Ochib ko'ramiz. Ko'rib turganingizda hammasi ochyapti, hamma narsa ishlayapti, formulalari hammasi joyida. Shunaqa qilib ochish mumkin. Endi parollangan fayl, himoyalangan listlarni ochish bor. Keyin masalan mana shunda bironta faylni secret qilib qo'yishingiz mumkin. Bu qanday holatda yoki masalan kerakli masalan 100% gacha obyom secret qilib qo'yadigan bo'lsak, mana lekin mana bu yerda pokazatda ko'rinib turadi. Buni ko'rinmaydigan holatga keltirish uchun 10 dom 100% gacha obyomni secret qilib qo'ymoqchimiz. Bunda Alt F11 ni bosamiz. Mana Microsoft Visual Basic ochiladi. Mana visible bo'limidan very hidden bo'limini tanlaymiz. Saqlanit qilamiz va chiqib ketamiz. Ko'rib turganingizda o'sha 10 dom 100% degan fayl yo'q, pokazatda ham yo'q. O'sha fayl ko'rinmaydi, hech kim topolmaydi. Lekin yana o'sha orqaga qaytarish uchun mana yana Alt F11 ni bosamiz. Visible bo'limini tanlaymiz. Saqlanit. Okay. Hozir mana bu yerda qaysiga tanlashimizga ham e'tibor qilishimiz kerak ekan, mana 10 dom 100%. Mana mana bu yerdagi o'shani tanlab keyin visible'ni bosib saqlanit. Okay. Mana ko'rib turganingizda mana yana paydo bo'ldi. Bundan tashqari ko'pchilik Excel'da ma'lumotlarni parollab qo'yish, listlarni himoyalab qo'ygan bo'ladi. Endi biron faylini yoki bironda o'sha ma'lumotlarni parolini ochish noto'g'ri narsa, lekin esingizdan chiqib qolsa yoki o'sha kerakli ma'lumot bo'lgan taqdirda passfab for Excel mana shu programma orqali Excel'dagi parol yoki o'sha himoyalangan listani ochishimiz mumkin. Buni o'rnatamiz quyidagicha qilib. Arxivdan chiqarib olamiz va setup bilan o'rnatamiz. Tavishit qilamiz. Mana o'qib ko'radigan bo'lsak, o'sha patchdagi faylni o'rniga papkaga ko'chirish ko'chirganimizdan keyin o'sha kulsiz ishlaydi degan ma'noda yozgan bu faylda. Mana passport Excel, buni ko'chiramiz. Zamini siyoh qilamiz. Endi buni ochib ko'ramiz. Mana birinchisi bunda o'sha parollarni ochadi. Parollangan fayllar ochadi. Bu parollangan listlarni ochadi. Masalan, parollangan faylni ochamiz birinchisi. Birinchisi ataka o'sha mana nastroyka bo'limidan slavarni ko'chirib olishingiz mumkin.
Dağına bozsan düşen internetten kuşarı olalı. Sen birinci file kırtağımız bunamız. Bizde parolan ya file diye file'ımız var bana. Şu anı şifrelengen, bana bastan evit bozsamız. Şu an parolunu her kıl kodlar orkalı, ya şu an kombinasyon orkalı topuştu kullaydı. İkincilerde bana sifra, simbol, üçenek halatı topladı. Adı rafbar okuyamız. Rakam. Parol topgandan keyin avtomatikki mana qanaqa parolligini ko'rsatadi. Mana biz oddiy 1 2 3 4 parol qo'yib, copyright qilib olishingiz mumkin. Dani bosib chiqib ketamiz. Haqiqatdan ham o'sha 1 2 3 4 ekanligini tekshirish uchun mana faylni ochib ko'ramiz. Endi himoyalangan listni ochish uchun mana programmani ochamiz. Mana bu dalit parol ограничение bunu tanlaymiz. Mana himoyalangan list. Mana himoyalangan list deganda nima tushunamiz? Masalan, ochib ko'ramiz. Ochadi bemalol. Bu listda hech qanaqa o'zgarish qila olmaysiz, yozib yozolmaysiz. Masalan, sizni yozishda list ishlaydi. Yani masalan, mana bu listda mana bu yerda hammasi galochka qo'yilib parollangan bo'ladi. Format qilib bo'lmaydi, udalit qilib bo'lmaydi, udalit stroke qilib bo'lmaydi. Endi buni ochib ko'ramiz hozir mana. Открыть папка класс. Mana bu yerda o'sha himoyalangan listni o'sha ochganini sizga mana o'zini faylda ko'rsataman, ochib ko'rasiz. Bemalol mana ichiga yozuv yozib bemalol ishlash mumkin. Ko'rib turganingizdek bu programmani foydali tomonlari ko'p. Faqat o'sha o'zingizga kerakli ma'lumotlarda ishlatish kerak. Boshqalar ma'lumotini buzish yoki ochish uchun ishlatmaslik kerak. Bundan tashqari mana Word bo'limida o'sha svidaniya bo'limi bor, zashta kniga bo'limida ma'lumotlarimizni zashta qilishimiz uchun mana zashta использован parol. Boyagi aytgan 1 2 3 4 degan parol qo'ydik, o'sha parol. Parol qo'yamiz, masalan 1 2 3 4 5. Yana o'sha narsani so'raydi, yana qo'yilgandan keyin ochayotganda o'sha narsani parolni terasiz. 3 4 5 mana. Bo'ldi mana. Safran tıkıp yapsak şöyle bana parolu tergen halatta açıladı bana. Yani bundan taşkar liste zaçta kılıç boyu kursattım. Struktura kiniğe iyi visik de atikir var tolka dile çitin ya. Borkalayın fakat şöyle okuş için açış mümkün. Keyin Oçken izden keyin ben şu kalışkan optajsayız yana abişini kolatı kaytadı. Ki malumotlarda ben sazlat bölümü de ben şablonlar var. Sana bizge kalender gerek oluşu mümkün. Kogenler için kogenler gerek oluşu mümkün. Sazlat bölümü tanıdığı bu sek bana. 2021 yıl. Bana bunu peçetke verişimize mümkün bana. Yani bundan taşkarı sazat bölümü de yani kuplap şablonları, biznes için, lični, plan için sistemi. Bunu bana internet yok olsa benim alıp görüp, kuşturup alıp karışınız mümkün. Matkeit bölümü de ahır geçtiğe malumotlar rengiz duradı. 15'e yakın. Yani ondan ham ko'p ekan, 30 ga yaqinmi. Bironta ma'lumotingizni zakrepit qilib qo'yishingiz mumkin. O'sha mana boshiga yoki zakrepitdan yechib qo'yishingiz mumkin, har doim ochish uchun. Papka qaysi papkadan ishlaganingizni ham ko'rsatib turadi mana. Yoki o'sha
bulutlardaydı. Şu serverlarda açışınız mümkün malumatınızı. Ya kumaş kompüterde açışınız mümkün. Ya absorb kılıp bu oyun içinde açışınız mümkün. Sahra tam ben şuna şey internet orkalı malum böyle bulutlar değildi. Ya ki şu an sahra etkileşim mümkün. Kompüterde kayıtsız joyga. Şimdi sahra etkileşim bana absorb'da tanıydıgım bu bana malumotlarda XL görünüşte, en birinci XFX formatta ya ki 2003 programması format kılışımız mümkün. Web sitesi görünüşte, text görünüşte ya ki bana en hazır malumotlar köpçülük internetke koyuyorken de başka da ben tender hücretler PDF formatta sahne yaptım. PDF formatta nastroykalar var. Parametrede kaysi sıranesi, kaysi sıranesi geçiyor. Şöyle ya ki boyalgan kısım uşa ki submissive yani uşa dokumentasyaya yakın olarak kılıp saklayış saklayışımız mümkün mesela hazır ben şimdi PDF saklayı digen bulan digen bu sek bana PDF formatta var PDF programı açtı benim oğlu PDF saklayışımız mümkün kayırgı saklayan bileşimiz mümkün. Dokument içi de bana saklayın egen kalenlerde. Yana export fonksiyası var. PDF kılıp export kılış var. Şu faillarda harfli görünüşte uzgartırıp export kılış var. Yani uca sakrayan kılış degende. Excel formatlarda hem itwork yapmışsanız ben şey ikilasın bir kıl fail bulsa 2003 formatta 13 MB verirse bana 2007'den yukarı formatta şu 7 MB yani şu yoganda 40% geçe hacmi kemiği yaptı kemiği 40% geçe hacmi kemiği yaptı yani tip fail bu yani şuna asıl olsan koşumça programmalar şu Excel'de uzda komponentleri bu gün için file kamera bulanı. Şunu bile ben şu Excel'daki şu himayalaş, uzun himayalaş failleri mesela flişkede malumotlar ki ise itibar kılışkede ben şu Tatar Gamma'da işlediğinde tip faili de XLS format durgan buluşu mümkün. Kana kadar papkada ya ki exe file virüs buluşu mümkün. Uşalar ki itibar kılıp açken yaxşı rafı var mı?